Selamlar arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir AutoCAD dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ölçülendirme komutlarını artık bitiriyoruz. Yani Linear, Aligned, angular, Arc Length gibi buradaki gördüğünüz ölçülendirme komutlarını hepsini işleyerek bitirelim. Zaten Dimension Style'ları yani ölçülenme stillerini gördük. Bu sefer direkt olarak komutlara bir göz atalım. Gerçi ölçülenme komutlarıyla ilgili size söylemek istediğim, göstermek istediğim birkaç komut daha var ama bakın Annotate sekmesinde gördüğünüz gibi daha farklı komutlar da var aslında. Ee, bu derste birkaç örnek göstereceğim göstereyim. ama e, aslında bunları en son yapacağımız örneklerde biraz daha iyi açıklamak istiyorum. Yani Annotation'ı geçtikten sonra son yapacağımız örneklerde ya bir anda hepsini yığmak istemiyorum size. E, man, yani uzun yollarını bilelim, yani mantıklarını bilelim, nasıl yapıldıklarını bilelim. Bundan sonra kısa yollarını e, en son yapacağım, daha büyük örneklerde, daha tips and tricks gibi e, hileler şeklinde göstereceğim size. Peki öncelikle buradaki komutları görelim. Linear ve align'da konuştuk aslında. Linear komutu e, herhangi bir noktadan e, ikinci bir noktaya x ve y iz düşümlerini e, vermemize yarıyordu e, objelerin veya ölçülerin. Mesela bu nokta ile bu nokta arasındaki Y'deki izdüşüm 150 imiş. Bir daha lineara girdiğimde bu nokta ile bu nokta arasındaki X'deki izdüşümü de 150 olarak verebilirim gördüğünüz gibi. Buradaki çizgilerin kesişmesini istemiyorsanız bu noktayı alıp daha yukarı kaldırabilirsiniz. Veya eğer bu size belirsiz geliyorsa, şu an verdiğim ölçüleme tipi size belirsiz geliyorsa hatta tam bunun hizasına konulabilir şu şekilde diyelim ki mesela bu çok yukarıda ve tam nereye denk geldi belli değil. Tabii ki burada hani herhangi bir teknik isim okumaya alışık biri bunun buraya geldiğini biliyordur. ama yine de diyelim ki böyle bir sıkıntı var karşınızda. Şöyle bir şey doğru değildir aslında arkadaşlar. Yani iki ölçülenme çizgisinin üst üste gelmesi doğru değildir. Birinden birini break etmeniz yani kırmanız gerekiyor. Annotate'in altında bakın break dediğimiz bir komut var. Bir kez tıklıyorum. öncelikle bir çizgi seçiyorum. Sonra diğer çizgi seçiyorum ve bakın gördüğünüz gibi bir çizgi diğerine göre kırıyor, break ediyor. E, bu daha doğru bir gösterim şekli. Biraz daha o break size'ı büyütmek veya küçültmek istiyorsanız D enter diyerek buradaki symbols and arrows'un içindeki break size, o dimension break, break size aralığıyla bunu büyütüp küçültebilirsiniz. Yani mesela buraya 10 dediğimiz zaman okey ve close dersek buradaki break size büyüyecektir. Çok önemli bir ayrıntı mı derseniz bence değil ama böyle bir kural var bunu e, göstermiş olalım. Peki e, ikinci ölçülendirmemiz yani linear'ın hemen altındaki aligned ölçülendirmemiz e, bakın herhangi bir noktadan yine diğerine gerçek uzunluğu vermek için yani şöyle bir uzunluk vermek için tabii ki bu örnekte hiçbir yeri yok bu e, ölçülenme tipinin ama bazı durumlarda karşınıza çıkabilir. Yani x veya y düşümünü değil gerçekten bu noktayla bu nokta arasındaki düz bir çizgi çizildiğinde bu çizginin uzunluğunu e, vermeye yarıyor. Ölçmek isterseniz oradan yapmanızı tavsiye etmiyorum. Yani mesela gerçekten bununla bunun arasındaki mesafeyi merak ediyorsunuz. Yani oraya bir ölçü olarak koymak değil de sadece okumak istiyorsunuz. O zaman buradaki distance'dan yapın bakın. Tıklıyorum. Tıklıyorum. O distance'ı bize her türlü özelliğiyle söylüyor. Bu geçici bir komut. Yani escape'e bastığınızda bakın burada bir şey kalmaz. Peki. Angular seçeneği açısal bir ölçü vermek için tabii ki. Mesela şöyle bir örnek oluşturalım. Örneğimizin üzerinde açısal bir ölçü verebilecek bir durum yok. Angler'a geldiğimde bakın bana diyor ki iki tane çizgi seç bu çizgi ve bu çizgi arasındaki açıyı vermek istiyorum diyorum. Ve gördüğünüz gibi bu iki çizgi arasındaki açıyı burada oluşturabiliyorum, verebiliyorum. Hemen altında Arc Length dediğimiz bir özellik var. Arc Length herhangi bir yayın uzunluğunu yine vermemiz için oluşturulmuş bir özellik. Bakın bu yayın uzunluğunu burada yine oluşturabilirim, verebilirim. Yani bu yayın toplam uzunluğu 271'dir. Bakın hemen başına Arc Length Symbol dediğimiz bir şey geliyor. Bunun yerini değiştirmek veya yok etmek isterseniz yine D Enter'ın içinde, Modify'ın içinde, Symbols and içinde Arc Length Symbol denen bir yer var. Above Dimension Text dersek bakın üstüne koyacak. D Enter diyorum, Modify diyorum. None dersek de hiçbir şekilde oluşturmayacak gördüğünüz gibi. Peki. Radius tabii ki yarı çap vermemiz için e, oluşturmuş bir komut. Yani mesela bu dairenin yarı çapını vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi radius verebilirim. Veya e, hemen altında dimension diye bir komut var tabii ki. Ay, affedersiniz diameter diye bir komut var. Diameter de çap vermek için kullandığımız komut tabii ki. Yine dairenin çapını buradan verebiliriz. Evet gördüğünüz gibi bu şekli ölçülenmeye devam ediyorum. Bakın mesela buradan buraya bir ölçü verdim. Tabii bu aslında ölçüleri yani şu başlangıç noktalarını baseline'larını Eksenlerin üstüne de koyabilirsiniz. Daha doğru bir gösterim olabilir. Tavsiye ederim böyle kullanmanızı. Çünkü bu zaman daha az karışacaktır. Çünkü objenin üstüne objenizin üstüne çizgileriniz girmeyecektir. Peki. E yine şuradaki şuradan şuraya kadar olan ölçüyü verelim. Hatta şuraya kadar olanı verelim. Tekrar buradan buraya kadar olan ölçüyü verelim. Onu da şu taraftan yapalım. Daha iyi olacaktır. Evet. Burada vermemiz gereken radyuslar var ya da diameterlar var. Nasıl gösteriyorsunuz? Yani ben böyle genelde ya bizim makinede tabii yay şeklinde olanların radyusu tam daire şeklinde olanların da genellikle diameterı verilir. Yani çapı verilir. Ama yani siz tabii ki nasıl kendi stiliniz nasılsa o şekilde oluşturabilirsiniz. Bir objeyi eksik ölçülüp ölçe, ölçülendirip ölçülendirmediğinizi Direkt okumaya çalışarak anlayabilirsiniz. Yani ben bunu çizmeye çalışsam hangi ölçülere ihtiyacım var tarzında bir düşünceyle bunu kolaylıkla ölçülendirebilirsiniz. Yani eksik ölçülendirmekten kaçınmak için. Bitirdikten sonra ben de böyle yapacağım. Bakın şu radyosu da verelim. Şuradaki filet radyosunu. Ve şu radyosları da verelim. Evet. Şöyle. Şunları siliyorum. Karışıklığı gidelim. Şimdi ben bu objeyi çizmeye çalışsam bakın. Şuradaki daireyi herhangi bir merkeze koyduktan sonra buradan sola ne kadar gideceğimi bu daireyi koymak için biliyorum. Buradan sola ne kadar gideceğimi biliyorum. Aşağı ne kadar gideceğimi biliyorum. Bu daireleri oluşturabilirim. Bu daireyi çizebilirim. Aralarına line'ları atabilirim. Çünkü radyosuna biliyorum. Şu fazla bir ölçü oldu. Çünkü burada zaten radyosu vermişiz. Bakın bunları da hemen fark edebilirsiniz. Yani bu ölçüye ihtiyacım olmadığını hemen görebiliyorum. Buradaki teğet teğet yarı çap dairesiyle bunu çizebilirim. Ee, aslında bir sonraki derste de bunun örneğini çizebiliriz. Ee, yine teğet teğet yarı çap dairesiyle bunu çizebilirim. Bakın bir eksik ölçüm olduğunu fark ediyorum. Bu daireyi soldan ve sağdan ne kadar mesafede yapacağımı biliyorum ama buradan ne kadar yukarı yapacağımı söylememişim. Dolayısıyla hemen yine bir e, ölçülenme komutu alalım. Linear. Ve şuradan şuraya kadar da bu çizgiyi yata, düşey yüksekliğinde verelim. Peki. Bunu gerçi şuradan çıkarabilir miyiz? Bakın 150 toplam mesafe ise 90 burası ise 60 burası olabilir diye. O zaman bu ölçü şu an gereksiz kaldı. Bunu da silelim. Yine kalabalığı azaltmak için. Yani genellikle şöyle söylenir: aşırı ölçülendirme, eksik ölçülendirme kadar hatalı bir şeydir denir. Tabii ki belki biraz abartılı bir yorum ama gerçekten resmi ne kadar sade oluşturursanız o kadar iyidir. Yani iyi bir teknik resim. İlk bakıldığında objenin gerçek silüetinin hemen görünme, göründüğü teknik resimdir. Açıkçası şu an ben o hissi mesela almıyorum. Şu an çok karmaşık geliyor bana. Dolayısıyla bakın çok güzel bir şey yapacağım hemen. la A Enter diyorum. Ve e, şuradaki objelerimi, şu layer'larımı yukarı taşıyayım. Şimdilik orada kalsınlar. Şuradaki objeleri bakın. Yani gerçek çizgi olan objelerimi, ölçülen çizgisi olmayan objelerimi. E, bir seçeyim bakayım hangi katmandaymış. Bakın Def Points katmanında bunlar. Şu an Def Points katmanını gizlersen buradan. Evet sadece benim gerçek çizgilerim gizleniyor. Dolayısıyla katman ayrımı zaten yapılmış. Eğer yapılmamış olsaydı hepsini seçip bir katmana atacaktım. Line Width komutuna girerek bunların kalınlıklarını arttırıyorum ve aşağıdan LVT açıyorum. Bakın şimdi baktığımda obje çok daha net bir şekilde karşımda gördüğünüz gibi objenin gerçek silüeti. Dolayısıyla eğer böyle mesela bazı durumlarda böyle şeylere de başvurabilirsiniz ufak tefek. Aklınızda olsun. Peki dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Eğer videomuzu yararlı bulduysanız, e gerçi bir dakika, pardon, videoyu bitirmeden şurada kalan komutlarımızı da yapalım. Ordinate ve Jagged komutlarımız var. E, Jagged komutu için, e, Jagged komutu için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, bir tane radius ölçülenmesi yapalım bu daireye, bir yarı çapı ölçülenmesi yaptım. Bakın Jagged komutu şu e, yarı radiuslara bir e, şey vermek için kullanılıyor, bir e, zikzak diyelim, zikzak vermek için kullanılabiliyor. Pardon, şunu silelim. Bir daha acakt komutuna giriyorum. Bu daireyi vereceğim diyorum. Şu noktadan. Evet, bakın gördüğünüz gibi. Yani aynı radyosu yani aynı yarıçap özelliğini bir zikzaklı bir ölçü ile yapabiliyorum burada gördüğünüz gibi. Yani ne kadar işinize yarar bilmiyorum ama söylemiş olalım, göstermiş olalım. Ordinate komutu da aslında tamamen farklı bir mantık. Şöyle bir şey göstereyim. Yine e, Türkiye'de çok fazla ben görmedim açıkçası, karşılaşmadım. Ama diyelim ki ee, şu objemiz move şu noktası sıfıra sıfırda. Bakın bu objeyi tam sıfır sıfıra taşımak için dyn'yi kapıyorum. 0.0 enter diyorum. Ve tekrar dyn'yi açıyorum. Yani o bağıl koordinat sistemini e, aktif, deaktif hale getirdim ve bunu e, mutlak koordinat sistemiyle sıfır sıfıra taşıdım. Sonra tekrar bağıl koordinat sistemi açtım. Ordinate komutuna girdiğimde şimdi bakın. Sadece şunu yapıyoruz. Bu objenin x'teki iz düşümü sıfır. Bu noktanın x'teki izdüşümü 254. Bu noktanın x'teki iz düşümü 515. Bu noktanın y'deki izdüşümü 192 84 30. Yani burada şunu demek istiyorum. Şu mesafe 192. Şu mesafe 254. 0'dan yine buraya kadar olan mesafe de 515. Yani şu aralık değil. Bu toplam uzunluk 515. Yani gördüğünüz gibi koordinatlarını vererek aslında x ve y koordinatlarını, izdüşümlerini vererek objeleri ölçülendirmeye yarayan yöntem yani yine Türkiye'de belki çok fazla görmezsiniz ama eğer böyle bir teknik resim görürseniz nasıl oluşturacağınızı artık biliyorsunuz. Peki arkadaşlar şimdi bitirebiliriz dersimizi. Teşekkürler. E, videomuzu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin. Subscribe butonuyla kanalımıza yazılabilirsiniz. Ve de yakınkampus.com sitesini ziyaret ederseniz e, videolarımızı burada da bulabilirsiniz. Teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere.